8 yıllık Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili konusunu işlemeye çalışacağız. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı. Bir kazanımımız var. Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleriyle ilişkilendireceğiz. Fotoğrafta 1. Dünya Savaşı'na kadar Mustafa Kemal'in askerlik hayatının geçtiği yerleri görüyoruz. Birinci ok harp akademisinden mezun olduktan sonra Şam 5. ordu'da görevlendirildiğini gösteriyor. Şam'daki görevi bittikten sonra Manastır'daki 3. ordunun Selanik şubesine tayin ediliyor. Oradayken 2. Meşrutiyete dayalı 31 Mart olayı nedeniyle İstanbul'a giden Harekat ordusunda görev alıyor. Daha sonra İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmeleri üzerine gönüllüler arasında Trablusgarp'a gelip buradaki yerli berberileri İtalyanlara karşı örgütlüyor. Trablusgarp'tayken Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine Balkanlara geçip burada mücadelede bulunuyor. Balkan Savaşları bittikten sonra da Genelkurmay kendisini Sofya Askeri Ataşeliğine görevlendiriyor. Mustafa Kemal'in askerlik hayatındaki bu 5 yol önemli. İlk görevleri Şam 5. ordu. Oradan Selanik 3. orduya atanıyor. İstanbul'a 31 Mart olayını bastırmak için gidiyor. Trablusgarp Savaşı'na katılıyor. Balkan Savaşları'na katılıyor. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Mustafa Kemal Sofya askeri ataşesi idi diyebiliyoruz. Evet. Yukarıdaki harikadan yararlanan Mustafa Kemal'in görev yaptığı şehirleri kronolojik olarak söyleyiniz. Kronolojik olarak söyleme şansını yakaladık zaten. Mustafa Kemal'in askerlik hayatında gösterdiği başarılar kendisinin ve Türk milletinin geleceğini etkilemiştir. Öğrenim hayatını başarıyla tamamlayan Mustafa Kemal, 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle ilk görev yeri olan Şam'daki 5. orduya atandı. Burada yakın arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet adında gizli bir cemiyet kurdu. Bir süre daha Şam'da kalan Mustafa Kemal topçu stajını tamamladı. Kol ağası kıdemli yüzbaşı rütbesine yükseldi. Mustafa Kemal Şam'da kurduğu cemiyetin adıyla ilgili niçin hürriyet, niçin vatan gibi sorulara şöyle cevap vermiştir. Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlara faydalı olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar. Bir sorumuz var. Mustafa Kemal'in vatan ve hürriyet cemiyetini kurması onun hangi kişilik özellikler yansıtır söyleyiniz diyor. Tabii ki vatanseverlik özelliğini yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fotoğrafta kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal arkadaşlarıyla Şam 5. ordudayken 1906 soldan sağa üstteki Ali Fuat Cebesör ayakta sol başta Gülfi Müfit Bey, sağdan ikinci oturan
Mustafa Kemal sağ tarafta bulundu. Görsel olarak kitabımız koymuş. Selam diye dönüşe 31 Mart kovayı 13 Nisan 1909. 1907 yılında Şam'daki görevini tamamlayan Mustafa Kemal, aynı yıl merkezi manastırda bulunan 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesine atandı. Buna göreve ek olarak kendisine 1908'de Üsküp-Selanik arasındaki demir yolu müfettişliği görevi de verildi. Mustafa Kemal Selanik'te görevine devam ederken İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla bir araya gelerek İstanbul'daki siyasi gelişmeleri yakından takip etmekteydi. Biliyorsunuz İttihat ve Terakki önce bir cemiyet olarak oluşmuş, daha sonra partileşmiş ve Osmanlı Devleti'nin uzun süre yönetme şansını yakalamıştı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre sonra 13 Nisan 1909'da İstanbul'daki avcı tablolarında çıkan isyan kısa sürede şehre yayıldı. Bu olay Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için 31 Mart vakası olayı olarak adlandırılır. Meşrutiyet yönetimine karşı çıkanların da İstanbul'daki ordu mensuplarının da içinde yer aldığı isyanı bastırmak için Selanik'te hareket ordusu hazırlandı. Komutanları Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı bu ordunun kurmay başkanlığını ise Mustafa Kemal üstlendi. Mustafa Kemal daha önce kurmay subay olarak görev yaptığı Suriye'de askeri meseleler hakkındaki görüşleriyle kendini kanıtlamıştı. Bu önemli görevle kurmaylık yeteneği pekişmişti. Mustafa Kemal Selanik'te bu ordunun kuruluşunda yer almış ve aynı zamanda bu orduya hareket ordusu adını da vermişti. Bu ordunun İstanbul'da uygulayacağı planları ve bildirimi de hazırladı. Hareket ordusu İstanbul'a ulaştıktan sonra kısa sürede duruma hakim oldu, isyanı bastırdı. Meşrutiyet rejimine karşı olan isyanın bastırılmasından sonra Padişah II. Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine kardeşi 5. Mehmet Reşat geçti. Ve tesadüftür ki Padişah II. Abdülhamid 1. Meşrutiyeti ilan edip tahta çıkmıştır. 2. Meşrutiyeti ilan ettikten sonra da tahttan indirilmiştir. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimdeki ağırlığı giderek artmaya başladı. Orduyu da kendi yanlarına çekmeye çalışan iddiatçılar ülkenin kaderine hakim konuma gelmişlerdi. Özellikle 3 İttihat Terakki mensubu Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'yı da söyleyelim ve hatırlayalım. Fotoğrafta Mustafa Kemal hareket ordusuyla İstanbul'a gitmeden önce İzzettin Çalışlar Bey ile Selanik tren yolunda 1910 yılına ait bir fotoğraf. 31 Mart olayının bastırılması Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir tartışılır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Meşrutiyet ve yeniliğe karşı yapılmıştır. 31 Mart olayından sonra Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri, idari, iktisadi gücü iyice zayıflamıştır. Devlet otoritesinde boşluklar meydana gelmeye başlamıştır. Bu da Osmanlı topraklarında isyanların yaşanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal Meşrutiyet'in ilanı ve sonrasında yapılanları yeterli görmüyordu. Memlekette daha büyük ve köklü değişikliklerin yapılmasını
olması gerektiğine inanıyordu. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla fikir ayrılığına düştü. Bu cemiyetin gizli olmaktan çıkarılması ve yasal bir partiye dönüşmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ordunun siyasetten ayrı tutulması fikrini de savunmuştur. Mustafa Kemal'in bu konudaki görüşleri şöyledir. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Bugün mensuplarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesi olan 3. ordu esas itibariyle modern bir ordu sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde milletin bünyesinde kürsasın. Ordu da asli vazifesine ulaşsın. Bu görüşlerinden dolayı cemiyetin üst düzey yöneticileriyle arası açıldı. Bundan sonra Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden uzaklaşarak önceden olduğu gibi askerlik mesleğine yoğunlaştı. Mustafa Kemal Fransa'da Picardie'de yapılacak askeri manevraları izlemesi için 1910 yılında Fransa'ya gönderilmiştir. Mustafa Kemal'in inkılapçı kişiliğiyle 31 Mart olayının bastırılmasında görev alması arasında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Açıklayınız. 31 Mart olayı yeniliğe karşı yapılmış bir olaydır. Mustafa Kemal'in bu olayın bastırılmasında görev alması yenilik yanlısı bir subay olduğunun kanıtıdır. Yenilik tarafta kişinin yenilik hareketlerine karşı başlatılan bir ayaklanmayı bastırmasında görev alması normaldir, doğrudur ve yapılması gerekli olan bir sorumluluktur diyebiliyoruz. Bu fotoğrafta da Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafını görüyoruz. İlk askeri başarısı Trablusgarp Savaşı 1911-1912. Trablusgarp günümüzde hangi ülkede araştırınız? Trablusgarp Kuzey Afrika, şimdiki Libya'nın olduğu yerdir. Bir dönem Osmanlı Devleti'nin Mağrib ülkeleri veya Garp ocakları dedikleri bölgedeki ülkelerden biridir. Mısır İngilizler tarafından işgal edildi. Cezayir, Tunus, Fransızlar tarafından işgal edildi. Kuzey Afrika'daki son toprağımız Trablusgarp. Trablusgarp'ta şimdi anlatacağınız gibi İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan ve sanayisi hızla gelişen İtalya, sömürgeciliğe yöneldi. Coğrafi konu olarak kendisine yakın ve zayıflamış Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Trablusgarp'a göz dikti. Büyük devletlerden buranın işgali konusunda onay alan İtalya, 1911 yılı Eylül ayı sonunda Trablusgarp'ı işgal etti. Zaten büyük devletler onayı vermeme gibi bir durumu gösteremezlerdi. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi İngilizler Mısır'ı, Fransızlar Cezayir ve Tunus'u işgal etmişlerdi. Osmanlı Devleti bu işgale doğrudan müdahale edemedi. Mısır İngiliz işgali altında olduğu için karadan, donanmanın yetersizliğinden dolayı da denizden Trablusgarp'a yardım gönderilemedi. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu genç subaylar gönüllü olarak bölgeye gitti. Mustafa Kemal, Şerif
kimliğiyle Travmış Kalp'a girmiştir. Burada halkı örgütleyerek, dikkatinizi çekiyorum, burada halkı örgütleyerek İtalya'da da karşı büyük bir direniş başlattılar. Mustafa Kemal'i Trablusgarp'ta büyük bir teşkilatçı, büyük bir örgütçü olduğunu kendisi ispat etmiştir. Mustafa Kemal derne ve topluluk bölgelerde İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı ve binbaşılığa terfi etti. İtalya bu direniş karşısında başarısız olunca Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı önlerine gemi göndererek boğazı kontrol altına ablukaya aldı ve Ege Denizi'nde 12 ada adıyla anılan ada grubunu işgal etti. Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi Antlaşması'yla savaşa son verildi. Balkan Savaşları'nın başlaması da ilginçtir. İtalyanlar Trablusgarp'a saldırınca Balkan Yarımadası'nda kurulmuş 4 tane devlet Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalmış son topraklarını da ele geçirebilmek için İtalya'nın Trablusgarp'ı işgalini fırsat bilip Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtılar. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakıldı Uşi Antlaşması'yla. Yunan işgaline uygulayabileceği nedeniyle 12 ada geçici olarak İtalya'ya verildi. Fakat İtalya savaştan sonra bu adaları Osmanlı'ya bir daha geri vermemiştir. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiş oldu diyebiliyoruz. Bizim Osmanlı Devleti'nin o dönemde Kuzey Afrika'yla sadece padişahın halifelik unvanı nedeniyle bir manevi bağ kalmıştır. Mustafa Kemal'in gönüllü olarak Trablusgarp'a gidip İtalyanlara karşı savaşması onun hangi kişilik özelliğini yansıtır? Vatanseverlik özelliğini yansıtır ve Trablusgarp'ta teşkilatçılığını da ispat etmiştir. Mustafa Kemal'in derneğe topluluktaki çalışmaları onun hangi alanlarda tecrübe kazandırmıştır? Teşkilatçılık alanında tecrübe kazandırdı. Bunu da gelecekteki mücadelelerinde kazanım olarak görmüştür. Fotoğrafta Mustafa Kemal'i arkadaşı Nuri Cönker'le Trablusgarp'ta çekilmiş bir fotoğrafında görüyorsunuz. Mustafa Kemal'i Trablusgarp'ta gönüllü subaylarla beraber çekilmiş bir fotoğrafta burada. Balkan Savaşları ve Sofya 1912-1913. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde Balkan Yarımadası'nda yaşayan topluluklar an alda bağımsızlıklarını elde etmişlerdi. Daha önce bağımsızlığını kazanmış Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ'dan sonra 1908'de de Bulgaristan bağımsız oldu. Şansa bakın ki ilk isyan eden Sırplar en son bağımsızlığını ele geçirdi. Son isyan eden Rumlar en ilk bağımsızlığını ele geçirip Yunanistan devletini kurmuşlardır diyebiliyorum. Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçti.
Rusya başta olmak üzere büyük Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığına son vermek istiyordu. Rusya'nın Balkanlar üzerinde panslavist bir politikası vardı. Çünkü Balkanlarda yaşayan az ırkların çoğu Slav ırkındandı. Din olarak da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindendi. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin oldukça zayıfladığının anlaşılması Balkan devletlerini cesaretlendirmişti. Bütün bu gelişmeler üzerine Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan, dikkatinizi çekerse Romanya yoktur. Romanya 2. Balkan Savaşı'na katılacaktır. Bu dört devleti tekrar ediyorum. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ittifak yaparak 1912 yılında Ekim ayında Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçti ve böylece 1. Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Devleti ordu içindeki çekişmeler, ki ordu içinde o dönemde İttihatçı, İtilafçı subaylar diye gruplaşmalar oluyordu. Balkanlardaki silah ticaretinin serbest bırakılması, ordunun hazırlıksız olması gibi nedenlerle 1. Balkan Savaşı'nda ağır bir yenilgi aldı. Midye-Enes hattının batısındaki bütün toprakları kaybetti. Bulgarlar ancak Çatalca'nın üzerinde durdurulabildi. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi bölgede bir otorite boşluğu meydana getirdi. Bu arada küçük Balkan devletleri önemli ölçüde toprak kazanmıştı. Savaşta en fazla toprağı Bulgaristan elde etmişti. Bu durum diğer Balkan devletlerinin tepkisine neden oldu. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın ittifak halinde Bulgaristan'a saldırmalarıyla 2. Balkan Savaşı başladı. Burada olay şudur, 2. Balkan Savaşı'nın başlamasının nedeni 1. Balkan Savaşı'nda en çok toprağı Bulgarların ele geçirmesi nedeniyle. Bu haritaya dikkat edin. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalan son toprağını da ele geçirmek isteyen Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan Trablusgarp Savaşı'nı bahane ederek Osmanlı Devleti'ne saldırmışlardı. Trakya bölgesi, Makedonya bölgesi tamamen elimizden çıktı. Biraz önce de anlattığım gibi Bulgarlar Çatalca'ya kadar geldiler ve Midye, Enes hattı bir çizgi olarak çizildi. Doğusu Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Batısı Bulgaristan'a bırakılmıştır. Edirne, Kırklareli, Dimetoka gibi bölgeler, şehirler elimizden çıktı. Ve yeni bir devlet kuruldu. Arnavutluk diye bir devlet de 1. Balkan Savaşı sonrasında kurulmuştur diyebiliyoruz. Fotoğraftan Rauf Orbay'la Mustafa Kemal'i görüyorsunuz. Bulgarlar tüm cephelerle yenildi. Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a karşı bir cephe açarak 1. Balkan Savaşı'nda elimizden çıkan Dimetoka, Kırklareli ve Edirne'yi Mustafa Kemal'in de katkılarıyla geri aldı. Balkan Savaşları sırasında Çanakkale ve Gelibolu'nun savunulması amacıyla kurulan askeri birliğin harekat şubesi müdürlüğüne atanan Mustafa Kemal, bu görevi sırasında Çanakkale Boğazı'nı askeri açıdan ayrıntılı olarak inceleme fırsatı buldu. Bu yüzden Mustafa Kemal'in Çanakkale'de başarılı olmasının nedenlerinden biri bölgeyi daha önce tanımış olması.
Kemal'in başarılı olmasına etki eden nedenlerden biridir diyebilmiştik. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan Yarımadası'nın durumu bu durumdadır. Arnavutluk diye bir devlet kuruldu. Makedonya ve Batı Trakya tamamen elimizden çıktı. Biz Edirne ve Kırklareli'yi geri aldık ve şimdiki mevcut sınırlarımıza az da olsa kavuşmuş olmuştuk. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonraki Balkanların görünümü budur. Batı Trakya daha sonra Bulgarlardan alınacak ve Yunanistan'a bırakılacaktır. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege adaları ve Ülkada'yı kaybetti. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılara karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç hareketi başladı. Ayrıca 1. Balkan Savaşı'nda alınan ağır yenilgi, Osmanlı ordusunda bir reform yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Balkan Savaşı'nın sona ermesiyle 1913'te Mustafa Kemal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşe olarak atandı. Yüzlerce yıl Osmanlı egemenliği altında yaşayan Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başkentini ele geçirmeye teşebbüs edecek kadar güçlenmesinin nedenlerini araştırdı. Hatırlarsanız Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmiştiler. Bulgaristan'da bulunduğu süre içinde yaptığı incelemeler akılcı ve gerçekçi bir kalkınmanın sonuçlarını görmesini sağlamıştı. Mustafa Kemal bu konularda çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Balkanlardan Anadolu'ya göç eden Türklerin hangi şartlarda Anadolu'ya geldiklerini gösteren bir fotoğraf. Ne suyun bizimdir artık, ne senin kıyını el aldı adalar elin, toprağa verilmiş kınalı gelin, vay benim gelinli kınam der ağlar, gider Mustafa Paşa'm, tunam der ağlar. Ünlü şair Arif Nihat Asya'nın 1964 yılında yazdığı Rumeli'nin kaydını Türk şiirindeki akislerinde yer almış şiirinden alınmış bir parça. Soruyor kitabımız, şiirde hangi bölgenin kaydedilmesi konu edilmiştir? Tabii ki zaten söylüyor. Rumeli diğer adıyla Balkan Yarımadası'nın kaydedilmesi üzerine söylenmiş ve yazılmış bir şiirdir. Aşağıdaki tablolarda 1. ve 2. Balkan Savaşı'na katılan bazı devletler yer almaktadır. Buna göre tablolardaki boşlukları doldurunuz ve soruları cevaplayınız. 1. Balkan Savaşı'na katılan 4 devlet vardı. Kime karşı savaştılar onu soruyor. Bu 4 devletin içinde Romanya yoktu söylemiştik. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ en çok toprağı alan devletti. 2. Balkan Savaşı'na sebep olan Bulgaristan. Bu 4 devlet kime karşı savaştılar? Osmanlı'ya. Niye savaşı açtılar? Osmanlı'nın Balkanlarda kalan son topraklarını da ele geçirmek için. Başardılar mı? Maalesef başardılar. 3. Balkan Savaşı'na katılan devletler. 2. Balkan Savaşı niye başladı? Bulgaristan'ın daha çok toprak kazanması nedeniyle. Sefer 1. Balkan Savaşı'nda olmayan bir devlet de devreye girdi. Romanya devreye girdi. Yunanistan, Romanya, Karadağ, biri Sırbistan, bir diğeri de tabii ki bu 2. Balkan Savaşı'nda Balkan ülkelerinin birbiriyle savaşmasını fırsat bilip kaybettiği topraklardan geri alabilir miyim diye savaşa katılan tabii ki Osmanlı Devleti'dir.
bir Osmanlı İmparatorluğu, bir diğerse Sırbistan'dır diyebiliyoruz. Soruyorum, birinci Balkan Savaşı'na katılmadığı halde ikinci Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir? Tabii ki Romanya olduğunu söyleyeceksiniz. İkinci Balkan Savaşı'nda Balkan devletleri niçin Bulgaristan'a karşı savaş açmışlardı? Daha çok toprak elde ettiği için, diğer Balkan devletlerinden daha çok toprak aldığı için Bulgaristan'a savaş açılmıştı. Bir soru daha var. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda yenilmesi ve bu bölgeyi kaybetmesi Balkanlarda yaşayan Türkleri nasıl etkilemiştir? Maalesef çok olumsuz etkilemiştir. Balkanlardan Anadolu'ya doğru büyük bir göç hareketi başlamıştır. Türkler özellikle Bulgarların yaptığı zulüm ve öldürme olaylarından dolayı bölgeyi terk ederek çoğunluğu Anadolu'ya gelmişlerdir. Hangi vezayetinin Mustafa Kemal'den beklediği en önemli görev Bulgarlar ve Osmanlı Devleti arasındaki askeri sorunların çözümlenmesi ve buradaki askeri gelişmeleri yakından izlenmesiydi. Aynı zamanda diğer Balkan devletlerinin askeri durumlarının öğrenilmesi de görevleri arasındaydı. Mustafa Kemal bu görevleri titizlikle gerçekleştirdi. 1914'te Uyar Bayburtlesi'ne yükseldi. Mustafa Kemal Çanakkale cephesine geldiğinde Hütlesi Yarmay'ıydı. Mustafa Kemal görevinden fırsat buldukça Bulgaristan'ın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını yakından tanımaya çalışmıştı. Dikkat edin, operayı ilk kez burada izlemiş, bunun yanı sıra Bulgaristan'da yaşayan Türklerin sorunları da yakından ilgilenmişti. Onların kültürel hayatlarının geliştirilmesi için girişimlerde bulunan Mustafa Kemal, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkardığı gazeteleri yakından takip etmişti. Bulgar Meclisi'nde incelemelerde bulunmuş, Bulgar Meclisi'ndeki Türk milletvekilleri aracılığıyla ülke siyasetinde etkin rol oynamaya çalışmıştı. Bu çalışmalar Bulgaristan'daki Türklerin varlığının korunmasını, geliştirilmesini ve milli bilinç temellerinin oluşmasını sağlamıştı. Bunu bir daha tekrar etmekte yarar göreceğim. Mustafa Kemal'in bu çalışmaları, Türkler hakkındaki çalışmaları, Bulgar Meclisi'nde Türk kökenli milletvekilleriyle buluşmaları, Bulgaristan'daki Türklerin varlığını korumasını, geliştirmesini ve milli bilinç temellerinin oluşmasını sağlamıştır. Bugün dahi Bulgaristan'da belirli bir sayıda Türk soydaşımızın olduğunu ve kendilerine ait bir partilerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Sovyet'in görevi sırasında askeri tecrübesinin yanı sıra hangi alanda kendini geliştirdi? Tabii ki diplomasi veya diplomatik alanda kendini geliştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sık sık Bulgaristan'da balolara katılmış. Bu baloların bir kısmı kıyafet baloları olarak da gerçekleştirilmiş. Mustafa Kemal Bulgaristan'da gerçekleştirilen bir baloya yeniçeri kıyafetiyle katılmıştır. O da Osmanlı Devleti'nin hala güçlü, hala ayakta olduğunun Avrupalı devletlere kanıtlanması açısından güzel bir örnektir. Mustafa Kemal'in dönemi hayatı ve birinci dünya savaşına kadar askerlikle ilgili görevleri. 1881'de doğdu Mustafa Kemal. 1887'de mahalle mektebine başladı. Aileye batı tarzında eğitim veren Şems Efendi okuluna başladı.
1893 yılında Selanik askeri müştiyesine gitti. Şems-i Efendi ile Selanik askeri müştiyesi arasında biliyorsunuz Selanik Mülkiye müştiyesinde kısa bir sürelik öğrenim hayatı vardır. Selanik askeri müştiyesini bitirdikten sonra Manastır'daki askeri idadide öğrenim gördü. Müştiye ortaokul demektir, idadi lise demektir. Liseyi Manastır'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a gelip İstanbul Harp Okulu'na başladı. Yani üniversite öğrenimi. İstanbul Harp Okulu'nu bitirdikten sonra İstanbul Harp Akademisi'ne birincilikten dolayı doğrudan kayıt oldu. Harp Akademisi'ni kurban yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. İlk görevleri Şam 5. Ordu'dur. Şam 5. Ordu'dan Manastır'daki 3. Ordu Karargahı'nın Selanik Şubesi'ne atandı. Oradan hareket ordusuyla İstanbul'a geldi. Fransa'daki Picardi manevralarına katıldı. Bununla ilgili bir hatıra da vardır. Orada bir Alman subayla bir tartışması söz konusu olur. O tartışmada Alman subayı tüm düşüncelerini çürütür. Hatta subayı Mustafa Kemal'e düşüncelerimiz çok güzel ama kafanızdaki şüphesiniz olmasa demesi Mustafa Kemal ileride kuracağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kıyafet inkılabını bir an evvel öne almasına ve başlamasına da neden olmuştur. Trafikatın İtalyanlar tarafından çıkan üzerine gönüllü olarak bölgeye gidip buranın yerli halkı olan Berberiler'i örgütledi. Trafikat'tayken Çanakkale Savaşı'nın çıkması, Balkan Savaşları'nın çıkması üzerine Balkan Yarımadası'na gelip Çanakkale'deki tümenin harekat şubeleri 1913'te de Sofya'daki askeri ateşe görevine başladı. Sofya'dayken 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde görev almıştır diyebiliyoruz. Balkan Savaşları yıllarında Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız. Bu size araştırma görevi. Araştırmanın sonuçlarını birkaç cümleyle defterinize yazabilirsiniz. Dersimiz burada sona ermiştir. Sonraki dersimiz ikinci ünite. Ünitenin adı Milli Uyanış. Birinci konu, Birinci Dünya Savaşı. Bu konuyu en az 3 kez okuyunuz. Konu içindeki soruları ve etkinlikleri yaparak gerek deftere ve kitaba derse hazır olunuz. Hepinize başarılar diliyorum.